Merhabalar arkadaşlar, iyi hafta sonları diliyorum. Evet, yine oldukça zor bir haftayı geride bıraktık ve özellikle yurt dışı cephesi bakımından ve en önemlisi de Amerika cephesi bakımından çok sıkıntılı ve stresli bir haftaydı. Yılın son haftası olması nedeniyle genellikle Noel rallisi diye bilinen bir rallinin yaşanabileceği umutları tamamen yok olan ve Amerika'nın çok vahim durumlara düştüğü endeks bazında ve genel olarak siyasi ve ekonomik çalkantıları bakımından ve tabii ki bunların da bütün dünyaya yansımalarına tanık olduk. Kendi özelimizde bunun çok olağanüstü etkisini gördüğümüzü söyleyemeyiz. Zira yurt dışı oyuncularının, büyük oyuncuların tatilde olması, piyasanın son derece sığ olması, işlem hacminin çok düşük olması vesaire vesaire konular gereği bu gerçeklerin yansımalarını yılın ilk günlerinde göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, bu analizde özellikle ve özellikle yılın son gününü yani 31-12 tarihini yani pazartesi gününü dikkate almak kaydıyla bir dolar-tl analizi yapacağım. Dolar-tl ile ilgili olarak 2019 yılına ait çok detaylı ve ayrıntılı bir analizi ise zannediyorum yılbaşı günü aktarmış olacağım. Dolayısıyla bu analizdeki önemli olan tek noktamız yılın son günü dolar-tl'de neler olabilir, yılı hangi seviyeden kapatabiliriz? Niçin bu özel bir güne ait bir ayrı bir analiz koyma ihtiyacını hissettim? Çünkü dolar-tl'nin yıl sonunu nasıl kapatabileceği, hangi seviyeden kapatacağı birçok açıdan önem taşımakta. Sevgili arkadaşlar, öncelikle görmekte olduğunuz gibi bu yurt dışı kapanışlarını göstermekte son kapanışlar. Dow Jones'un hemen hemen yatay sayılabilecek bir kapanışla 23 bin üzerinde kapanış yaptığını görmekteyiz. Nasdaq hafif artıda kapanış yaptı. Ancak burada önemli olan konu şurada gördüğünüz volatilite endeksi diye bilinen veya korku endeksi diye adlandırdığımız 35'ler seviyesi üzerine çıkmış olan endeksin son kapanışı itibariyle %5'lik bir değer kaybı ve 28.34'te kapanmış olmasıdır. Bu tabii ki hala yüksek seviyelerde. 30'un üzerinde olması çok ciddi bir huzursuzluğa ifade ediyor ve genel olarak ise 20'nin üzerinde olması pek hoş karşılanmıyor. Her ne kadar 20 seviyesinin üzerinde olsa da 30'un aşağısına inmiş olması yurt dışında hafif bir sakinleşmenin olduğu anlamı çıkarılabilir ama hemen altını çiziyorum. Yurt dışı henüz tam anlamıyla sorunlarından kurtulabilmiş değil. Hala ayı piyasasının etkisi altında. Şimdi arkadaşlar gelelim ana konumuz olan dolar mevzuna. Evet, dolar TL yurt dışı piyasaları nezdinde USD Türk Lirası 5.27.25 ile kapanışını gerçekleştirdi ve Cuma günü itibariyle en düşük 5.25 seviyesini gördü. Serbest piyasaya baktığımız zaman ise dolar TL'nin kapanışının 5.26.10 seviyesinde olduğunu ve Cuma günü serbest piyasa anlamında söylüyorum arkadaşlar tekrar vurgulamış olayım 5.23.90'lara kadar geri çekildiğine tanık olmuşuz. Şimdi sevgili arkadaşlar evet hafta yılın son günü itibariyle doların mümkün olabildiği kadar düşük bir pozisyondan kapanması birçok yönden önem taşımakta. Niçin? Özellikle ve özellikle dolar açığı bulunan yani dolar borcu bulunan şirketler bilançolarının çok da kötü, çok da vahim bir şekilde kapanmasını istemedikleri için kurun olabildiğince düşük bir seviyede gerçekleşmiş olmasını bir avantaj olarak kabul ederler. Yani dolar borcu var ise yüksek bir dolar kurundan yılın kapanmış olması onların bilançolarını ve karlılıklarını etkileyecektir. Bu durum özellikle bankalar açısından da önem taşıyor. Tabii ki biliyorsunuz bankaların karlı ve hoş bir bilançoyla yılı tamamlamaları, onların gelecek dönemlerdeki sendikasyon kredileri, yurt dışı ile olan kredi ilişkileri vesaire vesaire konularında çok büyük önemler taşımakta. Bu yönden de dolar kurunun olabildiğince düşük kapanış yapabilmesi bir ciddi bir faktör konumunda. Tabii ki yılın son haftası itibariyle geride bırakmış olduğumuz haftada dünya genelinde yaşanmakta olan bir takım mevzular ve özellikle de şurada görmekte olduğunuz gibi Euro dolar kurunun 1.14 üzerine çıkarak hatta 1.15 lira yaklaşmış olması yani doların Euro karşısında değer kaybetmesi ve yine dolar endeksi itibariyle baktığımız zaman da doların diğer gelişmiş ülkeler
para birimleri karşısında da değer kaybı içerisinde olması dolara yönelik olarak genel anlamda bir değersizleşme görüntüsünü ortaya çıkarmıştır. Ve dünya genelinde değer kaybeden dolar aynı zamanda da ülkemiz içinde yılın son günleri itibariyle bir zayıf seyir içerisinde haftayı geçirmesine neden olmuştur. Tabii ki Merkez Bankası faktörü var. Buna birazdan değineceğim. Evet arkadaşlar, bu haftayı biz 5.20-7.25 seviyesinden tamamladık ve artık gözler pazartesi günü doların hangi fiyat aralığında hareket edebileceği ve son dakika itibariyle yılı nasıl tamamlayacağı konusundaydı. Geçtiğimiz hafta itibariyle arkadaşlar 5.31-19 seviyesinin bir pivot noktası olduğunu, bu seviyenin aşağısında kalındıkça dolar TL'nin 5.22-28 seviyesine kadar geri çekilebileceğini pivot sistemimiz hesap etmişti. Ve bu haftaya baktığımız zaman ise arkadaşlar gerçekten de en düşük 5.25-54 seviyesinin görüldüğünü, dolayısıyla 5.31'in üzerinde kalıcı olamayan, genel anlamda bildiğimiz ve artık ezberlediğimiz 5.30 üzerinde kalıcı olamayan dolarda gevşek bir seyrin hakim olduğunu izledik. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu hafta için dolar TL'nin 5.28-80 seviyesinde bir pivot değeri bulunmakta. Bu seviyenin üzerine çıkmadıkça dolar TL'nin 5.23.09 ve 5.19.84, buna 5.20 diyelim, 5.20 desteklerine kadar geri çekilme ihtimali bulunuyor. Şimdi arkadaşlar, bu tabii ki önümüzdeki haftanın geneli için söz konusu olabilecek olan bir durumdur. Geçtiğimiz haftanın değerleri dikkate alınarak yapılan bir çalışma ve bu haftanın tamamına sirayet edebilecek olan bir hesaplamadır. Özetle 5.28-80 seviyesi öncelikli olarak önemli bir direnç olarak değerlendirebileceğimiz bir seviye konumunda önümüzdeki hafta için ve bu seviyenin aşağısında kalındıkça 5.23 ve 5.23'ün de bir destek olarak çalışmaması durumunda 5.20 ve sonrasında ise 5.14 destekleri teknik olarak gündeme gelebilirmiş. Şimdi arkadaşlar, biz pazartesi gününü önemsediğimiz için günlük olarak bakmamız gerekiyor. Ve son kapanışımız itibariyle pivot seviyemizin pazartesi günü için 5.27-73 seviyesinde yer aldığını görmekteyiz. Yani 5.27-73 seviyesinin üzerine çıkamayan bir dolar seyri pazartesi günü söz konusu olur ise, bu seviye bir direnç olarak algılanır ise, bu durumda birinci desteğimiz 5.25-23 seviyesinde, ikinci desteğimiz 5.23 seviyesinde ve üçüncü desteğimiz ise 5.20 seviyesinde bulunuyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, pazartesi günü itibariyle dolar TL'nin 5.20 ve 5.23 aralığına kadar, daha doğrusu şöyle söylemek daha doğru bir ifade olur, 5.20 ile 5.25 aralığına bir geri çekilme olasılığı olabilir. Hatta ve hatta az önce belirtmiş olduğum sebepler nedeniyle, yani şirketlerin ve de bankaların yılın son gününün dolar bakımından olabildiğince düşük bir seviyeden kapanışının onlar için bir avantaj yaratacak olması münasebetiyle, yılın son günü itibariyle dolar TL'de zayıf bir seyir görebiliriz ve 5.25 ila 5.20 aralığını görme olasılığımızın bu noktadan kaynaklanan sebeplerle yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve hatta bir adım daha ileri gitmek kaydıyla ben pazartesi günü itibariyle 5.23 civarının muhakkak görülebileceğini, daha doğrusu yanlış bir ifade oldu, 5.23 seviyesinin büyük bir olasılıkla görülmesini bekliyorum. Yani 5.25'in de aşağısına bir seyrin olabileceğini tahmin ediyorum. Ama 5.20'lere yaklaşırken buralardan artık bir tepki oluşumunun gündeme gelme olasılığını da şahsi görüşüm olarak biraz daha yüksek görmekteyim. Ve hemen eklemek istiyorum ki değerli arkadaşlar, geçtiğimiz haftanın yorumunda da ayrıntılı bir şekilde veya hafta içindeki analizlerde de ayrıntılı bir şekilde ifade etmiştim. Ben 5.20 aşağısında bir dolar görüntüsünü yıl sonunun artık yılın son bir gününe kaldığımız şu son bir gün içerisinde görülebilme ihtimalini oldukça düşük görmekteyim. Ancak bir önemli faktörümüz daha bulunmakta bu seviyeler itibariyle. Evet, dedik ki 5.23 ve 5.20 seviyeleri pazartesi günü ihtimaller dahilinde olabilir. Ancak bu seviyeler
çok kısa süreliğine görülebileceğini, bu ihtimalin de yüksek olduğunu ifade etmek lazım. Bir de arkadaşlar, bildiğiniz gibi Merkez Bankası faktörümüz var. Merkez Bankası'nın elinde Aralık ayı kontratları itibarıyla 670 bin kontrat gibi çok ciddi bir miktarda short pozisyon bulunmakta. Yılın son günü, aynı zamanda vadenin de son günüdür. Yani Aralık vadenin de son günüdür. Merkez Bankası bugüne kadar taşıdığı short pozisyonlarının hiçbir şekilde kapatma yönünde bir çaba içerisine girmedi. Bu nedenle de Aralık'ın son günü, vadenin son günü olan pazartesi günü bu pozisyonlar kendiliğinden borsa tarafından kapatılacaktır ve nakde bir geçiş söz konusu olacaktır. Özetle bu pozisyonlar ne kadar düşük seviyeden kapatılırsa Merkez Bankası için de o kadar avantaj oluşmuş olacaktır. Kasım ayı kontratlarını dikkate aldığımız zaman değerli arkadaşlar, şurada Kasım ayının son gününe gelelim isterseniz. Kasım'ın 30 Kasım tarihinde dolar TL'nin 5-15 seviye en düşük değerini gördüğüne tanık olmuştuk. Kasım ayında da Merkez Bankası'nın elinde 225 bin kontrat bulunuyordu ve vade sonunda bu kontratlar nakde geçeceği için ne kadar da düşük seviyeden kapanış gerçekleşirse avantaj olacağı için o gün çok kısa süreliğine bir 5-15 seviyesine tanık olmuştuk. Ancak kapanış 5-25'le gerçekleşmişti. Yine benzer bir durum olabilir. Genel olarak şirketlerinle ilgili olarak özel durumun haricinde bir de Merkez Bankası faktörüyle de yılın son gününde dolar TL'de düşük bir düşük seviyelerin 5.23-5.20 aralığının görülebilme ihtimali bu sebeplerle biraz daha ağır basmış durumda. Evet sevgili arkadaşlar, pazartesi günü için yılın son günü için dolar TL'de bu seviyelerin görülebileceğini tahmin ediyorum. Genel görüşümü biliyorsunuz zaten, yılın bitimini mütakip Ocak ayıyla birlikte dolarda kademeli olarak bir yukarı trendin başlama olasılığını ön planda tutan bir analistim. Genel görüşlerim bu yöndedir. Ama tekrar ifade edeyim sevgili arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak 2019 yılına ait çok detaylı bir analizi yılbaşı akşamı büyük ihtimalle aktarmış olacağım veyahut da evet yılbaşı akşamı veyahut da salı günü, yani 2019'un piyasaları açılmadan, işlem günleri başlamadan aktarmış olacağım. Bu arada arkadaşlar, bu videonun hemen arkasında yaklaşık bir yarım saat zarfında bir video daha ekleyeceğim. Bu video ise Merkez Bankası'nın elinde bulundurduğu pozisyonları içeren bir video olacak. Oldukça kısa bir video olacaktır. Merkez Bankası son günlerde Aralık vade, Ocak 2019 ve Şubat 2019 vadelerde hangi pozisyonları açtı, son günlerde pozisyon açıyor mu, açmıyor mu ve elinde bulunan toplam pozisyon sayıları ve bu pozisyonların maliyetlerini, yani hangi maliyetlerle bu pozisyonları biriktirmiş, bunları içeren bir slide gösterisi şeklinde ikinci bir videoyu da yaklaşık bir yarım saat 45 dakika içerisinde eklemiş olacağım. Bu konunun detaylarını merak eden arkadaşlarımız için de yararlı olabileceği kanaatindeyim. Sevgili arkadaşlarım, şimdiden yeni yıllarınızı kutluyorum. Umuyorum ki 2019 yılı sevdikleriniz ve sevenlerinizle birlikte sağlık, huzur ve tabii ki oldukça da bereketli, kazançlarla dolu bir yıl olsun diye umut ediyorum. Kanalımdan memnunsanız arkadaşlar abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü anlık olarak aktaracağım yorum ve analizlerimden derhal bilgi sahibi olabilmeniz için ücretsiz abonelik size büyük bir avantaj sağlayacaktır. Gün içerisindeki ve seans içerisindeki anlık yorum ve analizlerden de yararlanmak için Twitter adresim @halukcanberk. Sevgi ve saygılarımla hoşça kalın efendim. İyi tatiller diliyorum tekrar.